Bugün 50 yaşında olanın bir 50 sene daha yaşama ihtimali var mı? İstemez de çoğu zaten. Hocam perişan oluyoruz 70-80'den sonra zaten diyor eli ayağa bakıyoruz. Bak o kadar acı ki bu arada hep böyle şeylere denk geldim. Ana babaya kim bakacak diye yarış içine girmişler. Ben baktım sen bakmadın. Sen bakarsan ben bakamam. Benim işte hanımım rahatsız. İşte ekmeğini siz yiyorsunuz, maaşını siz aldınız. Böyle iğrenç iğrenç konuşmalar. Biz bunları ister köy adeti olsun, ister örfü olsun. İslam'dan daha öte örf yoktur. Bizim örfümüz İslam'dır. İslam'a uyan örf varsa İslam onu alır. Ama bu kadar böyle şeylere hiç girilmemesi, hiç konuşulmaması lazım. Üç kardeşten biri cahillik edip konuşuyorsa diğer ikisi desin ki bunlar cahildir bunu yapmayan ben bu yapmayayım. Yani o söyleniyorsa... Ben baktım parası şöyleydi böyle yaptı. Tamam kardeşim helal olsun. Benden yana sana kalsın. Veya üç kardeşten ikisi söyleniyorsa en azından birisi gene desin ki ikisi de söylüyor ya ben de söyleyeyim demesin. O biri kalan İslam'ın şeyini yürüsün yani İslam'ın bakış açısını. Bu benim anamdır babamdır ben buna bakmak zorundayım ya. Allah'a itaat peygambere itaat sonra ana baba itaat ötesi yok. Ya Resulallah en faziletli amel hangisidir? Salatu ala vaktiha. Vakti vaktine kılınan namazdır buyurdu ilk sırada. Vakti geldi mi kılacaksın namazını. Kazaya falan bırakmadan. Sümme soran nedir ya Resulallah? Sümme birrul valideyn. İkinci sırada ana babaya iyilik yapmak. Ana babaya bakmak. Ne olursa olsun anam aksi babam huysuz. Cebinden paranı alsa baban karışamazsın diyor. Ben kazandım sen kimsin? Evine gelse otursa çık dese ben aldım ya baba sana ne oldu diyemezsin. Çıkacaksın o evden diyor. Çok dikkat etmek lazım bu ana baba hakkı. Ya ölen ölene ya. Allah rızası için bunların hakları verilmez yani. Üçüncü sırada ne geliyor biliyor musunuz? İlk sırada namazı vaktinde kılmak. Vakti vaktine. İkinci sırada ana babaya iyilik. Üçüncü sırada ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Üçüncü sırada ana babaya iyilikten sonra Allah yolunda cihad etmektir diye geliyor. Düşün ki Allah yolunda cihad etmekten öte yani şu anda ana babaya iyi bakmak, ana babaya iyilik yapmak. Öf bile demeyeceksin diyor ya. Öfü yasaklamış. Nerede kaldı ki azarlamak, nerede kaldı ki ona kötü hissettirmek. Adama evinde bakacaksın birkaç sene kendi evinde o da. Kendi evinde bakmak bile ana babaya bence zuldür. Münir Efendi hocamız derdi ki, diyor yani. Ana babaya bakacak adam da gitsin anasının babasının evinde baksın. Kendi evine getirmesin. Çünkü insan onurudur. Geldim oğlumun yanına, kızımın yanına falan vesaire. O değil mi? Düşünsenize hakkı o da böyle bir insana kötü hissettirir. Git diyor onun evinde ona hizmet et. Nasıl şimdi memnun olur o ana baba? Ne incelikler görüyor musun? İslam baştan sona incelik yani. Ana babaya iyilik. Adama bakıyor ben bakıyorum diye adama maaşını vermiyor. Sonra o baba böyle de çok rastlıyor. Bir tane değil ben böyle çok hikaye biliyorum. Sonra o ana baba para diye dileniyor. 3 kuruş versin de diyor ben torunlarıma birkaç açlık vereyim. Bu Allah bunu çok sorar. Yani bu en büyük haklardan bir tanesi. En büyük haktır ana baba hakkı. Sen ben bakıyorum diye maaş alınır mı? Bakmak zorundayım zaten babacığım. Benim param da senin maaşın zaten senin. Benim param da senin anneciğim babacığım. Böyle. Hocam hanım beni defa koyar. He öyle mi diyorsunuz? Semih diyor ki hocam bende hanım yok ki daha. Allah sana hayırlı bir eş nasip etsin. Amin. Kimdi o işten? Sen de evlenmek istiyorsun herhalde. Öyle güzel bir amin dedin ki. Tamam. Allah hayırlısını versin inşallah. Senin düğününü ben geleceğim inşallah. Ondan sonra şimdi ona öyle bir hizmet lazım ki demek istediğim inceliği sınırı anlayabildiniz mi? Ben veriyorum, ben yapıyorum duyurmak falan asla ona şey ona öyle bir hissedecek ki o. Ben zaten yapmak zorundaydım da bunu da tam beceremiyorum baba, anne bu kadarıyla kabul edin diye. Onlara öyle rahat öyle bir hizmet, öyle bir bakış açısı sağlamak lazım. Ben bakamam. İşte azarlamalar, itmeler, kalkmalar. Ya biraz siz bakın diyor öbür kardeş öbür kardeşe. Parasını siz yemeyi biliyorsunuz ya. Ya belki öbür kardeş ihanet ediyor. Parasını yiyor bir yandan da bakmayacağım diyor. Sen parayı unutarak, kardeşini unutarak ana baba hakkı diye odaklan oraya. Ben her halükarda bakmak zorundayım bu adama bu kadına diye mesela değil mi? Ona bakmaya çalış sen kazanırsın. Zaten ölüp gidiyorlar bakın işte adam mezarlığın altına attın mı ondan sonra eyvah para etmiyor. Bir de yalanlar arkadan ağlıyorlar. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve davain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhi.